Evet sayın seyirciler, Enem Arat benim de mutfakta ilk dakikalarımızda karşınızdayız. Özge Hanım malzemelerini hazırladı. İddialı menüsüyle güne giriş yapıyoruz. Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Açıkçası banyoda gözümü korkuttu. Bayağı hızlıydım. İnşallah burada da öyle olacak. İnşallah benim bakalım. Tekrardan dinleyelim bakalım unuttuk. Közlenmiş kapya ve domates çorbası. İnşallah ocakta közlenir onlar. Fırına vereceğim. Fırına vereceğim. Aynen. Peki. Ispanaklı börek. Evet. El açması. El açması. Kuru fasulye humusu. Evet. Humusun kendim kuru fasulyeden başka bir şey de olmuyor ki zaten. Niye buna kuru fasulye humusu diyorsunuz? Başka bakliyatlar da olur. Ha, nohuttan da oluyor. Evet, nohuttan. Nohuttan humus. Aynen. Normalde nohut. Evet, humusun orijinali nohuttan olur. Bu arada ana emeğinizde de patates püreli bostan patlıcan kebabı var Özge Hanım. Hani şu adını bir türlü söyleyemediğiniz. Patlıcan kebabı de bir saat. Yok altında eniştem var, üstünde o var, bu var, şu var, bir türlü yuvarlak. Ben direkt adını söyledim yani. Bostan patlıcan kebabı. Bostan patlıcan bulabildiniz mi? Evet. Evet Kadir, hemen arkanda. Buyurun efendim, şöyle göstereyim. Çünkü bu çok bir problem oluyor bizim için. Ayrıca pirinç pilavı, çuval salata ve şekerpareniz var. Tamam, şekerpare kolay bir tatlı gibi görünebilir ama şerbetini iyi tutturamıyorlar, şerbet iyi emmiyor. Tahta kimin oluyor? Kolay tabii. Kolay mı? Yaparım ya. Size kolay tabii. Bana kolay. Yani. Normalde kolay değil. Peki. O zaman şerbetle mi başlayacaksınız? Evet, önce şerbeti koyacağım. Patatesleri koymaya başlayacağım. Niye yönlendirdin şimdi direkt şerbeti? Yok, şerbeti koy. Ben zaten kafamda planı başlayacağım. Ha peki, o beynini okudu senin zaten. 3. Benim kağıdımı verir misiniz? Kağıtların geliyor. Ne yapacaksınız kağıdınızı? Ondan da bakacağım ya. Gerektiğinde ben okurum size. Yok olsun, yine de ben önümde dur. Sen o hızlı hızlı okuyorsun. Mübaşir gibisin sen. Tamam da sürekli tarife bakarsanız ama artık bunun neresini Özge Hanım? Neye bakacaksınız söyleyin bana. Hep bakmayacağım da illa ki. Arada bir göz gezdirecek. Niye bakacaksınız söyleyin bana. Ben ne yapacağımı sıraladım orada. İşte... İyi de buradan bakarken bize anlatamazsınız ki. Biraz da. Sence kaynatamın dişleri bitmiyor işleri. Kadın arada bir göz gezdirecek. Aynen. Hoş. Böyle okuyarak keki çık. Göreceğiz artık. Göreceğiz bakalım. Hazırsanız süreniz başladı. Haydi bakalım, başladım. Süreniz başladı. Şekerparenin şerbeti için malzemelerimiz 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ve birkaç damla limon. Peki Kadir, sen şekerparenin içine neler girdiğini ezberden söyleyebilir misin? Benim bildiğim margarin giriyor. Tereyağı. Tereyağı koyuyorsunuz. Yumurta kırıyorsunuz. 2 adet yumurta. Kabartma tozu var. 1 çay bardağı sıvı yağ. Vanilya var. Yarım su bardağı irmik. Un var. Yarım su bardağı pudra şekeri. Yoğurt var mıydı kız? Yok, o yoğurt yoktu. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı un. Evet, kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyorsun. Üstüne de Antep fıstığı ve sade dondurma gelecek. 3 su bardağı şeker. 4 su bardağı da su. Yemekleri yaparken de bize anlat. Şu an kuru fasulyeyi yıkayacağım. Humus için haşlamam lazım. 1 su bardağı kuru fasulyeyi haşlamanız lazım humus için Özge Hanım. 2 su bardağı yapacağım ben onu. Geri gelmişken kuru fasulye humusunun da malzemelerini sayayım size. 2 bardak kuru fasulye, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 4 diş sarımsak, 2 dal maydanoz, 2 dal dereotu, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı başbiber kurusu. Humusu bunu haşlayacağım şimdi. En sonunda haşlanacak bu. Bütün malzemeleri karıştırıp robota açacağım. Bu kadar kolay mı yani? Kolay değil. Humusta ne var? Bu sıralaması önemli değil mi peki? Şu an en... Bunun içinde. Tahin yok bunda. Aa, humus yani... tahin olmadan olur muymuş? Evet. Ben okumadım. Ya benim baktığım tarifte yoktu. Humusun orijinali tahindir bir kere. Tahinsiz humus ben hayatta duymadım. Sen ne yapıyorsun? Ben şimdi böreğin hamurunu yapacağım. Böreğin hamuru gel burada. Yo, bak. Ben az önce sana ne dedim? O beklemesi lazım. Benim Şükran teyzem açtı televizyonu, bakıyor ki bu kız ne yapıyor, anlatmıyor. Evet lütfen anlatın. Börek hamur yapıyorsun, niye söylüyorsun? Unutuyorum. 5 su bardağı un koydum. Tamam. 2 su bardağı suyu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Beklemesi lazım bunun çünkü biraz. İyice özleşmesi için. Böreğinizin hamurunda anlaşılan sadece un, tuz ve su var. Evet. Maya, kabartma tozu, hiçbir şey yok. Sadece bunu yağla mı açacağız? Evet, yağla açacağım. Oklavasız direkt. Yalnız sizin ıspanaklı böreğinizin içinde lor peyniri de var. Evet. Ne güzel. Yakışır. Çok yakışır. Testleri büyük çünkü büyük. Doğrayıp şeye, haşlamaya atacağım. Çok küçük doğramıyorum. Şöyle bölüyorum. Doğrasan daha çabuk pişer. Haşlanması çekiyor için. Diyorlar ya. Ispanaklı börek bence ara sıcak için uygun bir börek. El açması yapacağı için de inceliğine ve kalınlığına çok dikkat edeceğim. Bunun dışında ıspanakları böyle ince koymasını tercih ederim doğrayıp. Ispanaklı el açması börek doğru yapılırsa çok lezzetli olur. Enfes olur. Ispanağı mutlaka soğanla kavrulmalı güzelce ve mutlaka o lezzet versin diye 2 diş sarımsak atılmalı. Bu da püf noktasıdır. Bunu da herkes bilmez. Hamuru çıtır çıtır olmalı mutlaka dışı. Tabii ki yaz günündeyiz. Ispanaklı börek doğru tercih mi bilmiyorum ara sıcak için. Böreğimizi veriyoruz kenara. Şekerpareli malzemesini bak bak çatır çatır gidiyor işler. Görüyor musunuz sayın seyirciler? Evet, şekerpare
için malzemelerimiz 125 gram tereyağı, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ. Yumurtalarınızı buyurun efendim. 2 tane mi yumurta? Bir tanesini sarısının üstüne alacağım. Bu bayağı yakışıyor. Maşallah yakışıyor hakikaten. Hızlı ve pratikle yoğuruyorsun. Lafı ağzımdan aldın Kadir. Tamam, bu da tamam. O közlenmiş sebzeleri vermedik fırına. Vereceğim. Önce bunu pişireyim ki kokusu silmesin şeye. Şekerpareye. Hamurun görüntüsüne bak, bak parlaklığına bak, kıvamına bak. Bir pörçüklük, bir kopukluk, bir topaklık yok. Maşallah, subhanallah. Bir de yuvarlarsan tamam olacak. Şekerpare yuvalama maratonunu bitirince neye geçeceksiniz Özge Hanım? Domates çorbasının şeylerini yapacağım. İyi mi? Közlenmiş kapya ve domates çorbası az sonra sevgili seyircilerim. Bekleyin bizi. Kadir, ne işler karıştırıyorsunuz orada? Biberlerin içine sarımsakları gizledik. Güzelce közlenecek, lezzet versin diye. O sarımsak suyunu, kokusunu salsın, o biber ezilsin. Sirodu robottan geçti mi, mis gibi aromasını yakalayalım. Aynı zamanda kekikle döktük. Evet, kekik, tuz ve şeker. Sen bu püf noktaları nereden öğrendin küçüklüğü? Bakıyoruz. Nereden? İnternetten. İnternetten. Bu internet aslında çok faydalı bir şey. Faydalanmasını bilene gerçekten de çok faydalı Kadir. Yani iyi bir şekilde kullanırsan bak yemek için püf nokta öğreniyorsun. Kötü bir biçimde kullanırsan yuvanı yıkıyorsun. Allah göstermesin. Yuvanız da alır maazallah. Uğraşanların, kuduranların Allah ıslah etsin ne diyelim. Peki patates püreli bostan patlıcan kebabına ne zaman geçeceksiniz Özge Hanım? Ona şimdi ben mercimeği ısıyacağım, pirinci. Közlenmiş kapya ve domates çorbasının malzemeleri ise şöyle Kadir'cim. 4 adet domates, 2 adet kapya biber, 3 diş sarımsak, 2 adet soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 4 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı pul biber ve yarım su bardağı süt. Bir tava çıkartalım, kıymayı koyalım ocağa, ağır ağır dönsün. Patates püreli bostan patlıcan kebabı için malzemelerimiz 2 adet bostan patlıcanı, 400 gram az yağlı dana kıyma, 1 adet soğan, 4 adet sivri biber, 2 adet domates, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 demet maydanoz. Peki niye bostan patlıcan normal bir kemer patlıcan lezzet değil? Bununla daha lezzetli oluyor. Ha, lezzetli et, diye. Etli hem de bari. Evet, bazen arayıp da bulamadığımız bostan patlıcan şansına bugün burada. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbeti aldım. Patatesi arkaya koyuyorum. Tamam, o zaman tavamızı büyük göze yerleştirelim. Yalnız bu da çok tehlikeli. Bu, burada ısınıyor çünkü sürekli olarak bu naylon boru. Kıymanın hepsini mi koyuyorum? Evet, aynen. Allah aşkına daha kötü bir soğan bulamadınız mı Özge Hanım? Biraz daha kıssın şu tava. Kızgın tavaya koyalım da. Şöyle buyurun. Bu şerbet birimizi yakmasın. Şerbetin olduğuna emin misiniz? Bana çok akışkan geldi kıvamı. Allah Allah. Bir bakayım. Kaşıkla iyice bir kontrol edin bence. Hiç koyulaşmamış ki. Cırıl cırıl. Kapağını açmadın ya. Ondan mı koyulanmadı? Bilmem. Açıp deneriz biraz da. Şekerpare herkesin yapabildiği bir tatlı. Gayet sıradan ama bunun da püf noktalarına uyması lazım. 2 saat içerisinde bu şekerpare yeteri kadar güzel olacak mı? Göreceğiz. Şekerpare tatlısının şerbeti inşallah koyu kıvamlı olur. Şekerpareyi inşallah yumuşak yapar. Şerbetini soğuk mu koyacak, sıcak mı koyacak? Bu da çok önemli ki içine çekmesi lazım. En önemli şey şekerparenin şerbetini çekmesi. Şerbet kıvamı, lezzeti yumuşak olacak mı, iyi çektirebilecek mi göreceğiz. Siz çok doğru bir yarışmacısınız Gül Hanım. Allah aşkına biz size programda ne söyleyip ne söylemeyeceğinizi söylüyor muyuz? Ay nasıl güldü, millet yapıyoruz sancak. Hayır, yani şöyle, toplayamadığımız, hani söyleyemediğimiz şeyleri onlar düzeltip öyle söylettiriyorlar. O tabii ki kamera önünde cümle kurmanızı kolaylaştırmak için. Peki ayrıca şöyle de böyle de diye talimat veriyor muyuz size? Hayır, onu yok, öyle bir şey yok. Desek yapar mısınız peki? Hayır, ne yapayım ki? Sizin yüzünüzden kavga mı edeyim kadın? Bazı programlar var ama öyle. Şiirimi okumak istiyorum, ne olur. Evet, bu şiiri dış ses için besteledim. Elimden geldikçe üzerinde çalıştım. Ben de Hüsniye ablam gibi içindekini dışarı vurmak istiyorum. Tavukla çiçek açmış ellerinde poğaça. Madem yüzme bilmiyordun, niye çıktın ağaca? Alakaya maydanoz, bu ne biçim lan? Ben köyümü özledim, yaşasın Cumhuriyet.
Alkışlar. Nasıl buldun? Tek kelimeyle muhteşem. Ahenk, uyum. Aslında burada ben Hüsnü abla gibi bir şey anlatmak istiyorum. Sadece son mısrasını beğendim Kadir'cim, hiç kusura bakma. Yaşasın Cumhuriyet diyerek kalbimi kazandın. O da olmasaydı sana neler derdim Allah bilir. Orada bak, orada bile seni düşündüm, duraksattırdım kendimi. Bu arada zaman da su gibi akıp geçiyor. Son 50 dakika. Son 50, sarma girmedi fırına. Az önce size düdüklü tencereyi nasıl açacağınızı öğrettik Gül Hanım. Artık top sizde. Biz size balık vermek yerine balık tutmayı öğrettik. Biz Japonuz. Düdüklüden oraya nasıl gittin bilmiyorum. Ay! Direkt atacaksın. Ben çok korktum. Durun, kapaklı yüzünüzü koruyun. Babaş! Hayır ölüm. Gazını çıkar. Öyle çıkmaz onun gazı. Hiç bebek gazı çıkarmadınız mı? Bakın böyle pat 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 vuracaksınız sırtına. Hayır! Sürem kalmış. Hadi bakalım. Bunların kabuğunu mu çıkartın? Evet evet. Bunun içinde salça malça hiçbir şey var, yok. Var var. Şeyini falan kavurdum, soğanını falan şimdi. Önce mercimeği haşladım, sonra bulguru kuru koydum. Mercimeği sıcak sıcak üstüne koydum ki bulgur şişsin diye. Ondan sonra da nohutunu ekliyorum şimdi. Şimdi de salçasını, yedi baharatla beraber soğanı da var içinde. Yağ var. Oh bak şimdi oldu işte. Kuru bulgur yağı yesin, soğanı yesin. Ver o kaşığı sen bana. Bunun içindeki baya baya karıştır. Evet evet evet. Kekik var. Kekik, nane de var. Evet evet evet. Yaprak sarmasının yapraklarını da memleketinden getirmesini isterim. Çünkü kendisi Tokatlı, yapamazsa bundan gerçekten benden eksi puan alır. Meşakkatli meşakkatli sarmamızı sardık. İçi de çok güzel olmuş bu arada. Bakın sarmamız gırlayıcık gırlayıcık. Bunun üstüne sıvı yağ koyduk, suyunu evet, koyduk. Evet, sonra da salçasını yapacağım. Tamam. Üstüne. Sen şimdi doğru masaya gidiyorsun. Evet. Ben de salça malzemelerini tamam doğruyorum. Peki başka neyimiz kaldı Kadir? Bizim bir bulgur pilavımız kaldı. Evet evet, onun da yağı o, tamam oldu şimdi. Biraz çeksin, kapattım altını. Ha, yağ koymadan mı pişirdin? Yok, yağını tereyağıyla yapacağım. Su koydum, tuz koydum, bir de bulgurunu attım. Haşlama usulü yapıyor. Evet evet, bizde Tokat. Anladın sen beni. Hava ablanı yapışı. Koş. Koş koş koş. Allah sana onu benzetmesin inşallah. Kağıt kebabının yanında bulgur pilavının güzel olduğunu düşünmüyorum. Adı üstünde kebap olduğu için ben olsam sade bol tereyağlı bulgur pilavı yapardım. Son 30 dakika. Yarım saatim var haydi. Bu salatanın adı neydi? Gevurdalı salatası, bunu kenarlarına koyacağım ben. Tasın kenarlarına evet koyacaksın, içine değil. Evet, içine koyacağım. Peki masa tamam mı? Masa tamam. Ne sadece kaldı şimdi? Tuzumu koyacağım, bir de karabiberim. Pilavın yağı, pilavın yağı. Evet, onu da yapacağım şimdi. Haydi, haydi. Salatalıkları şöyle kenara koyuyorum, bunları tabakların yanına dizeceğim. Evet, 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 onu ben kendim. Şimdi bulgur pişti mi? Pişti. Bir alt üst ettik mi onu, bir baktık mı ne halinde? Evet. Haşlama bir pilav, suyuna tuz attık, bulguru attık, şişirdik. Şimdi üstüne tereyağını güzelce dökeceğiz. Ve son 17 dakika. Ha, 17 tamam, dakika. Pişer mi? Ha, pişer. Tamam, ha, altını kıstım. Ufak tefek yapın abla. Next station zincirini koyuyor. Aa. Bakalım inşallah pişecek. Kaşığa, çatala, yöne, bardağa her şeye baktın evet mı? Evet baktım. Geldi seninle sofraya bir bakalım Kadir. Geç 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 geç. Cüdanları al da gel, al da gel. Bu çalı süpürgeleri ne? Değişik bir süs. İnşallah beğenirler. Şimdi yok hijyendi, yok tozlu tüydü. Orada ne yazıyor Kadir? Buon appetito. Tokatça'da afiyet olsun demek. Ne demek yani? Afiyet olsun demek. Nece'de? Fransızca'da. Hı. Biri Tokatlı, biri Giresun, Samsunlu. Sinoplu Kadir, bütün Karadeniz'i saydın. Aman Sinoplu, biri Bayburtlu, öbürü de Tokatlı. Ondan sonra bu ne fiyetto, bu ne fiyetto. Nasıl da anlarız bu ne fiyetto? Tamam mıyız? Şu an o kadar heyecanlıyız ki arkadaşlar, çünkü elimizden geleni yaptık. Mutfakta 2 saatte terimizi döktük. İnşallah masada da karşılığını alacağız. Cuma günü de bu karşılığını alacağız. Evet, çiftacı kaşığı yok. Tamam mıyız? Tamam, bir daha masamı kontrol edeceğim. Gözlüğümü alabilir miyim Kadir? Şu an olayın başındayım, bir saniye. Gül hazır mısın? Hazırım Kadir Eksik Bey. Eksik unuttuğum bir şey var mı? İyi düşün. Şey, Gül bak son dakika bir daha mi? Ne düşün? Yok. Salatanın sosunu. Salatanın sosunu yapmadım, sadece salatayı doğradım. Tamam, ben sosunu yapacağım. Sostan hariç bir şey, büyük bir şey unutmuş olabilir misin? Ne? İyice bir düşün. Bir şeyi eksik koymuş olabilir misin? İyice bir düşün. Ne? Tokat aşkına düşün. Sarmanın salçasını yapacağım, koyacağım içine. Başka bilmiyorum, aklıma gelmiyor. İyi düşün. Tamam, söyleyin o zaman. Söylesem zaten eksik var derim. Bilmiyorum, masamda eksik yok. İçeride mi eksik var? Masa tamam mı? Dur. İyi bak, süren evet gidiyor bu arada. Tamam tamam, tamam masa. Tamam hadi, kalk kalk kalk. Rıza baba, adam pisliğin teki çıktı, mutfağa gidiyoruz yürü.
Kaç dakikan kaldı? Kaç dakikan kaldı hemen bakıyorum. 14 dakika var. Tamam kaldı, tamam süzmeyi unutmayın. Bu yağ yansın mı biraz daha? Evet evet yanacak o. Hatta biraz sıvı yağ katayım ona. Sıvı yağ ekledik. Evet. Allahümme sabirin. Haydi ya Rabbim. O yoğurt ne için? Süzme yoğurt şey için. Bol sarımsaklı. Oh! Bol sarımsaklı bir diş attım da. Oh! Nasıl da herkes birbirini okuyup yükleyecek. Üstüne dökeceğim, beraber çıkacağım bunları. Hadi Allah'ım hadi. Sarmamız inşallah kalan sürede tam anlamıyla pişecek. İnşallah. Semizotuna yoğurdumuzu ekledik. Semizotunu yoğurtta karıştıracak, sosunu koyacak o kadar yani hani. Ben mercimekli yaprak sarmanın yanına naneli yoğurtlu bir meze beklerdim. Daha çok yakışacağını düşünüyorum. Başardık be. Başardık. İki saat dediler, yok olmaz dediler. Gözümüzü korkuttular, yeni gelin dediler. Yaşık iki dediler, dedi? Yapamaz dediler. Onu dediler, bunu dediler ama biz ne yaptık? Yetiştirdim ben hocam. Bir dön şu kameraya bir dön. Özge Hanım da menünüzü yetiştiremeyeceğinizi düşünüyordu Gül Hanım. Ha, bakalım masada görüşeceğiz, yetiştireceğim mi, yetiştiremeyeceğim. Allah aşkına Özge niye öyle bir şey söylemiş? Dün çok zorlandı ya ondan. O yapamadı yani mı? Yani şu kadın yemin ediyorum bugün çiçek açtırdı. Bu ne kafama ne kodun? Sen bugün gül açtın gül. Bu yağ köpür köpür oldu. Tamam ver tamam. Yandı mı bu? Hayır yanmadı ne yandı? Biz böyle yaparız sokaktan böyle. Böyle köpür mü olacak evet. Yani? Evet. Hay yansın dediği kısım böyle mi yani? Evet. Böyle yanması gerekiyor. Oh bulgur fışır fışır yedi yağını. Kapatacağım bu biraz demlensin. Bunun salçalı sosunu yapacağım. Bir kaşık biber. Evet bir kaşık. Az bir şey az bir şey az bir şey çok az. Burnunun ucuyla. Burnunun ucuyla. Tamam. Tamam. Benim burnum ucuyla çünkü. Isındığımı robottan geçirmem lazım. Tamam. O ne için? Fırın şey sütlacımın üstüne. Tamam bir de sütlacı kapatmıştık zaten. Bir de cevizimi geçireceğim. Hatırlatmam şart. Son 11 dakika. 11 dakika mı? Evet. Çadırımın üstüne şöpe dede damladı. Çadırımın üstüne şöpe dede damladı. Allah canımı alamadı alamadı. Allah canımı alamadı almadı. Hava! Ya rakipleriniz bu fındıkları keşke daha iri iri çekseydiniz derlerse Gül Hanım? Beğenmeyen babasının evinden daha irisini. Valla kendi günlerinde de göreceğiz onu. Oldu mu? Bakalım. Şunun gel suyunu ekle gel dakikan geçiyor. Koy bunun üstüne. Hadi bakalım elem terefiş kem gözlere şiş. Bismillahirrahmanirrahim. Oh güzelce. Biraz da onun yağın biraz ne yapalım biliyor musun? Şöyle hafif. Dibini çalkalayalım. Evet. Hadi Gül Hanım daha ceviz kıracaksınız. Neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? Bir şeyimiz kalmadı. Bir sarmamız pilavımız pişiyor. Pilavımız hazır. Evet sarmamız pişip kapatacağım. Sütlaçlarımı ben şey alayım bu dolaba. Al 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 getir soğusun, her şeyini getir. Güzel olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elimiz ayağımıza dolandı ya Rabbi. Şey ayrıyetten de ben tarçın atmak isteyenlere tarçın da koyayım masaya. Tamam olur olur mesela ben sevmiyorum. Evet siz sevmediğinizi biliyorum fındık o yüzden ben fındık tercih ettim. Ya yarışmacılar benim tüm detaylarımı biliyor kurban olsunlar sizi verene ya. Tarhana çorbamız hazır mı? Evet. Hazır. Mercimekli sarmalarımız? Evet. Yoğurtlu semizotu? Hazır. Evet bunu dolaba koyayım. Kağıt kebabımız? Evet fırında. Bulgur pilavımız? O da hazır. Hazır. Gavur da? Evet. Ve son olarak fırın sütlacımız? Evet. O da hazır. Hazır hazır her şeyim hazır. Hapala paşa mal kara keşa. Evet. Bitti mi? Bitti. Aynalı kırık olmazsa ben gülün gitmem. Ot yemani çalmazsa aynalı kürüye de binmem. Hapa! Aynalı kırık olmazsa ben gülün gitmem. Ot yemani çalmazsa aynalı kürüye de binmem. Gül Hanım'ı tebrik ediyorum. Tebrik elinden ediyorum. Geleni yaptı. Siz de elinize sağlık. Estağfurullah. Ucundan dokunduk biz de. Genç yarışmacımız, yeni gelin yarışmacımız tüm tecrübesini mutfakta konuşturdu. Evet. Şimdi yaşı bizden büyük. İster istemez tecrübesi de büyük yarışmacılarımıza karşı yemeklerimizi savunacağız. Masamızın arkasında duracağız. Ve 20.000 TL'yi... Kazanıyorum. Sen harca 20.000 TL'yi onu sormayın. Tatile gideceğim. Balayına. Ya balayına gittim ama yine eşimle tatile gitmek. Yetmedi gene. Yetmedi yok. Yeni gelinler doyumsuz oluyor. Hadi bakalım o zaman gidiyoruz buyurun. Sütlaç bir vanilya koksun şöyle güzel. Ben mesela kendim çok güzel sütlaç yaparım. Yumurta koyacak mısınız? Yok. Yumurta koymuyoruz. Biz yumurta koymuyoruz. Satı Hanım'ın tatlı olarak sütlaç seçmesi bence tamamen yanlış bir seçim. Çünkü en başta yayla çorbası pirinçli, bulgur pilavı, ardından yine bir sütlaç pirinçli yiyeceğiz. Yine bir yanlış bir seçim yapmış. Sütlaç bu menüye hiç uygun olmamış ve Satı Hanım'dan ben sütlaç yapmasını gerçekten beklemiyordum. Hani hamur işini de çok iyiyim dedi, çok iyi açarım dedi. Açıkçası bir şerbetli tatlı baklava bekliyordum mesela el açması. Dünkü sütlacı da nasıl beğendi gerçekten. Dünkü sütlaç faciaydı. İnşallah aynı şeyi bugün kendisi yapmaz. Tamamdır. Neye geçiyoruz? Katmer'e geçiyoruz. Katmer bak işte en önemli şey. Her kadın beceremez bu katmer.
Şu tahtaları benim önüme koymayın arkadaşlar. Yani sanki bir şey doğruyormuş gibi de o boyuna... Hadi Kadir, hadi çok konuşma. Tamam. Tuzumuzu koyacağız. Katmer nerenin katmeri? Nerede meşhur? Genel olarak Türkiye genelinde var bu. Ben katmeri bu zamana kadar hep şarkıcılara ait diye düşünüyorum. Aşk adetleri katmer katmer. Elime bir eldiven takabilir miyim ben? Tak abla. Ben öyle bir şarkı bilmiyorum. İnanmıyorum sana, bu şarkıyı nasıl bilmiyorsun? Katmeri araştırdım, tarihçesine kadar biliyorum. Evliya Çelebi'den sonra sakın sen bir de tarih var arasın. Katmerin malzemelerini okuyorum. 1 kilo un, tuz, tereyağı, margarin, su. Süslemek içinse domates ve maydanoz. Bu içine yağ sürüp bir daha katlayıp evet, bir daha evet, açtıkları açacağım, şey değil mi? Açacağım. Okay. Hamurum dinlenecek hamur şu anda. Leğeni yok muydu? İrahat irahat. Yani vardı da sen yapamamış. Sen getir, biz sosyete işi yapmıyoruz. Getir. İnşallah katmeri haşhaşlı yapar. Çünkü Tokat usulü katmer haşhaşlı oluyor. Yoğurduktan sonra bir 15-20 dakika dinlendirip öyle açar. Ve tereyağıyla yapmasını umuyorum ki o katmer tel tel olması lazım. Katmer bir ara sıcak menüsü değildir. Yapılışıyla, oklava açılışıyla, yağının kullanışıyla başarılı olursa değerlendirmeyi alınabilir. Katmer yöresel dedi ama bakalım ne yapacak bilmiyorum. Yöresel olduğu için benim için özel. Tokat katmeri yapacağım dedi. İnşallah Tokatlılar gibi yapabilir. Yaparsa da ara sıcak için uygun tabii ki. Haşhaşta falan bekliyorum. Vallahi katmer ara sıcağı olmaz. Ben katmeri çayın yanında yiyorum. Katmerin tel tel olması, ince olması önemli. Göz kararı. Mayası falan var mı bunun? Hayır, maya yok. Un, su, tuz. Bunun oluru içine sürdüğümüz yağ mı yani? Yağ. Evet, tereyağı, tereyağı. Evet. Bir de pişmesi çok önemli. Tel tel olacak. Evet. Keşke sac olsaydı bunun. Keşke. Sür, tüplü bir ben sac tavada olaydı. Yapacağım. Satır Hanım, 10 dakikamız geçti. Yok. Tamam. Şimdi Kadir Bey, salataya başlayayım ben? Salatanın malzemesini yıkayayım. Ana yemeği. Durun bir dakika, durun. Kadir iptal. Bişecek, onun saatine göre ayarlayacağız. Aynen. Direkt salataya başlayın. Hatta şimdiden sosunu falan da koyalım. Aşağı bırak. Kızım. Ne güzel güldürdün. Kızım. Siz bu kadere bakmayın. Süreniz geçiyor ona göre. Şu unu kaldırıyorum burada. Şöyle bir kenara koyayım ben. Bütün ev duruyor. Niye salatada? Onların malzemelerini yıkayayım ben. Ondan sonra ana yemeğe geçeceğim. Ben geliyorum kendine şimdi. Sen de devam et. Oy öldürdün beni Satı abla. Bir şey diyeceğim, bulgur pilavı falan vardı. Tamam, onlara tamam hepsini halde... sıcak sunmak için ayarlayacağım. Yayla çorbası. Yayla çorbasında pirinç var mı? Var. Var. Yayla çorbası için malzemelerimizi sayıyorum. Artık biliyorsunuzdur bunu da geride ben adet yerini bulsun. 1 kilo yoğurt, 2,5 su bardağı pirinç, 2 tane yumurta sarısı, 2 kaşık un, tuz, sıvı yağ. Ne yapıyoruz? Normalde bir ben evde yaparken pirinçleri güzelce haşlıyorum. Yoğurdunu, yumurtasını çalıyorum güzelce terbiyesini. Azıcık o suyundan alıyorum, açıyorum. Ondan sonra bir güzel pirincin suyunun üstüne döküp karıştırıyorum. Ağır ağır pişiyor. Genellikle bunun içine bazen tavuk bulyon atıyorlar. İnanılmaz ağır ve keskin tadı oluyor, onu sevmiyorum. Sonra da sıvı yağ, kuru nane, pul biber üstüne döküyoruz. Ama benim yıllar yıllar önce çok dayak yediğim bir ustam vardı aşçılık kursuna gittiğim evet. zaman. O adam yayla çorbasını yaparken önce yağ koyuyordu, baharatları koyuyordu. O yağın üstüne suyu ekleyip yoğurdunu falan ekliyordu. Bizim gibi üstüne dökmüyordu. Diyordu ki o zaman lezzeti gelir onun. Yoğurdunu dökeceğim Kadir Bey. Yumurtayı da kıracağım. Tamam. Bu ununu falan yapacağım. Karıştıra karıştıra pişireceğiz. Ha yoğurdunla pişecek pirinç. Evet. Peki hadi o zaman bakalım. Başlıyoruz. Bismillah. Gelsin yoğurdumuz. Biz yayla çorbasını Tokat usulü yarmayla yaparız ve içine nohut atarız. Bakalım Sati Hanım İstanbullular gibi pirinç mi katacak içine? İçindeki pirinçlerinin haşlanma oranı, çoğunluğu, azlığı, kıvamı çok iyi verilemeyebilir. Yayla çorbasının üzerine tereyağlı yakılmış nane isterim. Umarım yoğurdunu kestirmez, üzerine de çok güzel tereyağlı bir nane yağı yapar. Yoğurdu tencerenin içine mi çekeceğiz? Evet, evet, evet. Bunun üstüne koyup pirincinin beraber hepsini karıştıracağım. Ben karıştırıcım vardı. Bu ne kadar yoğurt koyacağız? Koy, ben göz kararı yapıyorum Kadir Bey. Değişik bir koy, koy. Yoğurt tarı, çorba tarı. Kadir sen koy. Koy Kadir. Pirinçle yoğurdu karıştırıyorsunuz sonra? Sonra yumurtasını kıracağım, unun üstüne koyacağım. Kaç tane yumurta?
Bir tane Kadir Bey. Tamam, o da hazır. Kek koktu sanki o yumurtalı yoğurt girince. Biraz daha koy. Onu koy hepsini. Tamam. Tamam. Tamamdır. Bu karışacak şimdi Kadir Bey. Mevsim salatasının malzemeleri 1 adet limon, 2 adet salatalık, 3 adet havuç, 1 adet mor lahana, 1 adet kıvırcık, 2 adet domates, 1 adet kapya biber, 1 demet taze nane, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 demet reyhan, 2 diş sarımsak, zeytinyağı. Şükriye, Aysel, Filiz, Mehmet. Bir de onlar girdi mi? Oha, bütün köy içinde salatanın. Satanın mevsim salatası seçmesi yine basit salata. Yapımı da kolay. Mevsim salatası benim için uygundur. İnşallah içindeki sebzeler diri durur ve sosunu çok güzel yapar. Bu hangi mevsimin salatası? Benim eşim öyle değişik, hep karışık istediği için. Hep ona alışmışım, ben de öyle gidiyorum. Eşinle ne alakası var? Hep öyle istiyor, öyle de alışmışım. Kadın aşktan gözü kör olmuş kadının. Eşim öyle seviyor, öyle yapıyorum. Ana yemeği yapacağım, evet. Hazırlayıp bırakacağım. O zaman Arap tavanın malzemelerini okuyorum. 1 adet soğan, 3 adet kapya biber, 6 adet yeşil biber, 3 adet domates, 2 adet patates, 600 gram yağlı dana kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası, 2 yemek kaşığı kuyruk yağı, 2 bardak su, zeytinyağı, tereyağı, tuz, pul biber, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber ve 4 diş sarımsak. Hepsini kesip doğrayacağız, sonra da karıştıracağız. Evet. Biberlerimizi doğradık, soğanlarımızı doğradık. Yalnız kıymayı bütünce attık içine. Evet, öyle. Onu yumuracağım ben şimdi. Karıştıracağım, hepsini karışım yapacağım. Piştikten sonra mı, şimdi mi? Yok, hayır, şimdi. Bayağı sebzeli mevzeli böyle ama kilis tavaya evet. Benziyor bu dediğin. Bu kilis tava değil ama. Arap tava ama benziyor. Onun altına patlıcan döşüyorsun çiğde. Şaka, hayır. Evet. Yok abla. Evet, evet, tuzlu sudan geçirip... Ben patlıcan görmedim. Patlıcan düzülüyor. Kıyma geçirip içine lahmacun içi gibi yapmıyoruz mu? Şimdi bak, onun harcını yapıyorsun, patlıcanları diziyorsun, üstüne yapıyorsun kızım onu. Patlıcan musakka. Üstüne yapıyorsun, patlıcanları diziyorsun. Allah Allah. Şimdi bunu yoğuracak mıyız? Evet. Arap tavası ana yemek için uygun fakat kolay bir yemek. Bir menemenin kıymalı olduğu bir olay gibi koy tepsiye, sür fırına. Hemen sudan geçirin, hemen sudan geçirin. Karıştı. Ah Emine Hanım, ah. Ben diyordum zaten bunların ikisi karışır diye. Ama onun kıvamından anlamalıydınız. Ben de diyorum ki ete niye nar ekşisi döküyor ablam, vardır bir bildiği dedim. Ya. Var mı süzgeci? Süzgecim var, tenceremi de alayım. Bir çay bardağı soya sosu. Dök. Az bırakalım ya. Dök, biraz daha dök. Onun dediğine bakacağım ben şimdi. Onları kuşbaşı doğrayın normal. Şu dörde bölün, küçük küçük doğrayın. Kuşbaşı yani. Evet. Zaten robota vurulmayacak. Hayır, öyle haşlanacak. Böyle mi? Kuşbaşı diyor. Kuşbaşı ama hangi kuşun başı? Deve kuşu. Aşkım fark etme. Haşlanacak zaten. Şöyle. Sonra robottan geçirecek misiniz? Evet. Tabii dedi yazıyor. O zaman beni niye uğraştırıyorsunuz? Onu diyorum ya. Ama yine de bir şey olsun. Yok kuşbaşı, yok başbaşı. At gitsin içine işte. Kabak için mi bu? Evet. 2 tane soğan. Bunlar da öyle. Kebapçı kaplarına benziyor. Kadir bu ne? Çorba ama çorba. Et de var burada. Bir yandan da eti yapıyoruz. Bu içine attığınız nedir? Defne yaprağı. Defne yaprağı. Yok canım, defne yaprağı değil bu. Defne. Hatay'dan geldim. Niye buradaki de defne değil mi? Ben oraya gittiğim için. Yarım çay bardağına yakında. Sıvı yağ. Sen koy, ben şu kabak çorbasını sayayım. Evet. Yeşil kabak çorbası. 2 adet kabak yeşilinden, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet havuç, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet kırmızı kapya biber, karabiber, tuz, göz kararı su,
bir demet dereotu. Evet. Dereotu herhalde en son koyacağız. En son. Kabak çorbası seçimi basit bir çorba. Davete uygun değil. Umarım kremasını falan kendi yapar. Yeşil kabak çorbası davete uygun bir çorba. Ama bana biraz basit geldi. Peki bu davete uygun bir çorba mı? Evet. Neden? Aslında bu şekilde... Neden? Ben merak ettim. Neden? Şimdi. Niye bu davete bu uygun? Şekliyle değil de yapılan işlemleri sonucunda görüntüsüyle birlikte sonuç lezzet. Olarak. Evet. Çünkü o içine koyduğumuz küçük küçük şeyler var ya, havuçlar, papyalar. Direkt bu. Başka evet. Baharat yok. Yok. Şu anlık yok. Yok, şu anlık bu. Tamam. Sandığını da koyacağız. Bunu da atalım içine. Aa, bu kadar mı su? Anca. Blender'dan geçecek ya. Onun evet. için. Erip gidecek için. Erip gidecek zaten. Kanser hücreyi aldık içinden. Koyuyorum ocağa. Evet. Emine Hanım kaç gündür hani o çorba olmamış, bu çorba olmamış diyor ya. Yeşil kabak çorbasıyla çok şaşırttı beni. Yeşil kabak çorbasını ben davete uygun bulmuyorum. Basit buluyorum. Evet sayın seyirciler, Emine Hanım şimdi de patatesli böreğin hamurunu açıyor. Bu böreğin malzemeleri şöyle. 1 kilo un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket margarin, 1 paket kuru maya, 1 çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 1 kilo patates, 2 adet soğan, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı şeker, karabiber, tuz ve pul biber. Bu arada 10 dakikamız geçti. Evet. Ben şu patatesleri soymaya başlayayım. 4 tane yeterli. Ne yaptın sen o şeffaf kapağın? Şu sezcama kenarında. Bakın dikkatli izleyin. Yağlı ekmek arasına sürer gibi sürdük. Bohça gibi katladık. Şimdi yenisine geçtik. Bir daha açacağız. Şimdi onlar bunlar bir 10-15 dakika buzdolabına atacağız. Aslında normalde süreler daha uzun da bizim şimdi bu şey yağları gibi düşünün. Sonra dinlendireceğim. Bu şey gibi düşünün. Hani yaprak hamuru yapardık ya milföy gibi. Evet. Onun şu anda hızlanması için daha hani maya falan kattık falan. Peki niye tereyağı değil mesela? İşte margarin sanki... Niye tereyağı? Ama tereyağı hiç sürülmüyor. Hiç sürülmedi bu zamana kadar. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok tereyağlı olduğuna dair. Bakın. Evet. Evet. İşte aşama bu. İşte meziyet bu. Evet. Deraset. Onlar evde. Cesaret. Onlar sofrada. Vallahi bugün yemek yaptığımızı hissediyorum. Evet. Şöyle doya doya bir tarif görelim, bir beceri evet. görelim. Öyle ham ham şaralom pirinci suyun içine, sütün içine yallah yaşam. Yani hanımefendi çorba yapmış, yağını zaten unutmuş. Bir de öyle bir yapmış ki bıraksan biraz sonra sütlaç olacak, tuzlu sütlaç. Peşine, bir gece o dolapta beklesin, sabah peşine, mevcut peşine, peşine yağlı bulgur pilavı, peşine sütlaç. Ama olmaz ki ondan sonra dedik benim bir şeyimi beğenmiyorsunuz. Yani biraz alaka olur. Ama nasıl beğeneyim? Bakın. Menüyü nasıl belirliyor bunlar peki? Bir şey değil misin? Şimdi her şeyi nasıl beğenirsiniz? O zaman güzel yapanlara haksızlık değil midir? Aynen öyle. Olmaz. Hiçbir konuda her olmaz. Her şeyi beğenen de iyi değildir. Onda ben da beğenmem yani. Beğeniyorsan yani. O zaman ben onu ne düşündüm? Senin de yemeklerin o zaman güzel değil ki dedim beğeniyorsun. Umduğumda oldu. Bence satan bir yalandan da. Yani bir Arap tavayı yani hepsini yaptı 10 dakikada o ne ya? Onlar sebzeyi kasaptan kıymayı yoğurmadık bile öylece döktük paketlerin yani. İçine. İçinde karıştırdık gitti. Bir aşama yoktu ki onda. Margarini tamam. Şeyimize koyuyoruz. 1,5 su bardağı. Ne tarifi bu? Bu profiterolün dış kabuğu. Hamurunun tarifi. Ondan sonra şöyle bir çimdik tuz gibi yani varla yok arası bir şey. Şöyle bir çimdik. Bunu kaynatıyoruz. Ne o içimdikler? Biri tuz, biri şeker mi? Yani varla yok arası ya. Sen genellikle göz kararı yapıyorsun. Ben ölçüyü aslında hiç kullanmıyorum. Profiterol zor bir tatlı. Umarım profiterolün hamurunu kendisi yapar. Profiterol Emine Hanım'dan beklediğim bir tatlı. İç dolgusunu kendi hazırlamalı. Hazır krema kullanmamalı. Üzerinin çikolata sosunu da kendi yapmalı. Bunlar ne için abla? Şey hani şeye yapacağız ya. Ne? Çorbanın. Ha, içine koyduk evet. Bir ayrıyeten üstüne koyuyoruz. İçine papya koymadık ki. Hayır sebzeleri içine koyduk bir de üstüne koyuyoruz. Tabii dedim ya öyle bir orantısı var diye. Bakın şöyle. Şu küçüklükte tamam. istiyorum. Küçük küçük. Bu küçüklüğü okay. istiyorum. Bu dış kabukları da şu 3 tane yeter aslında fazla olmasın. Bunu da öyle istiyorum. Bunu da koymuyoruz. Özellikle kabağın içini koymuyoruz. Tabii dış kabuğu. Bir de havuç koyuyoruz arkadaşlar. Bunları hepsi... bir tencerenin içindeki sebzeleri evet. şeyler robottan çektikten bak, sonra koyacağız. Onlar robottan çekilecek. Bunlar da tereyağla kademe kademe böyle alt üst kavrulacak. Üstünde görünecek. Vaa evet. altı zengin ama sebze. İşte şey beşamel sosu yani çorbanın terbiyesini bunlarla bütünleştiriyor. Çorba bu arkadaş. Çorba bu soğuk suya çal gitsin. Köyden gelsin tarhana. Bir de üstte yapamadılar bile. Yani ben böyle çorba yapmayı bilsem ben de beğenmem. Hayır bir de olmadı. Yine olmadı. Unumuzu koyuyoruz şimdi şeyini profiterolümüzün. 1,5 bardak su bardağı. Su bardağı dün pardon. Çay bardağı. Evet.
Bunu şimdi kavuruyoruz. Şöyle 5 dakikaya kadar. Sonra bu hamur 5 dakika kavrulacak, sonra soğuyacak. Soğuduktan sonra 2 tane yumurtayı tek tek kırıp yoğuracağız. Birdenbire değil, birini yapacağız. İşlem görecek yedire sonra. Yedire yedire. Yedire yedire. İlk profiterolümü 17 yaşında yapmıştım. Ve çok güzel olmuş. Hadi. Evet, 17 yaşında. Sabahsına da annemin anneannesi ölmüştü. Geri kalanını yiyemeden gittik geldiğimizde de bozulmuştu zaten profiterolüm. Sen 85 sene yaşa, benim tam profiterol yaptığım geceyi bul ölmek için. Çorbamızın sebzelerini kavuracağız ya, yağını koyuyorum. Profiterol soğuyor bir yandan. Evet. Yani heyecanlı dakikalar devam ediyor. Siz neyi bekliyorsunuz hala başvurmak için sayın seyirciler? Evet. Bakın Emine ablam kaç tane programda yarışmış. Hala yarışma isteği ilk günkü gibi. Evet. Siz de lütfen gelin buyurun. Soğanlarınızı nasıl doğruyorsunuz? Patatesinizi nasıl soyuyorsunuz? 2 saat içinde ne kadar hamar attınız? 20.000 TL'nin sahibi olmak için neyi bekliyorsunuz? Haydi. Sadece 20.000 TL mi? Hayır. Çeyrek altın, yarım altın, sürpriz hediyeler. Vallahi sunucusu olmasan benim bile katılasım geliyor arada. Ay iyi olur. Senelik izninde gelesim geliyor aslında. Evet, soğanlarımız da hazır. Haydi bakalım devam ediyoruz. Neyin hamurunu yoğuracağız ablam? Önce mantı hamurunu yoğuracağız. Sinop mantısı ama normal bir mantı mantısı değil. Sinop mantısının hamuru için malzemelerimiz 1 kilo 13 adet yumurta, 3 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı tuz. Mantının iç harcında ise yarım kilo orta yağlı kıyma, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanacak Halime Hanım. Üzerine ise 1 kilo yoğurt, yarım kilo tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, tuz ve 300 gram cevizle harika bir sos hazırlayacak. Peki bir şey diyeceğim, Sinop mantısının normal mantıdan farkı ne? Oo, çok farkı var. Hangisini sayayım? Coğrafi işareti var en başta. Bir kere konum da belirli. Konum var, Sinop mantısı. Yazsa sizi direkt araba Sinop'a götürüyor. Evet. Sinop mantısı ana yemek değildir. Bir yoğurtlusu vardır, bir de cevizlisi vardır. Hangisini yapacağını şu anda bilmiyorum. Tavuk bir yandan, et bir yandan menü çok başarısız. Sinop mantısı bildiğimiz normal mantı ama sadece içine ceviz giriyor. Mantı bence ana yemeğe uygun bir yemek. İnşallah güzel bir Sinop mantısı yeriz bugün. Karalahana için. Etli karalahana sarması için malzemelerimiz 2 bağ karalahana, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur, yarım kilo yağlı dana kıyma, 2 adet soğan, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, yarım yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 adet kaburga kemik, karabiber ve pul biber. Ben mutlaka pirinci bulguru yıkarım. Bu arada hadi pirinç tamam da bulguru genelde kimse yıkamaz Halime Hanım. Yıkadığınız bulgurun içine maşallah salçayı da bolca ettiniz Halime Hanım. Anlaşılan böyle bol salçalı olması gerekiyor iç harcınızın. Salçalı güzel oluyor böyle. Yemeğin salçalısı makbuldür tabii. Oo Kadir bak bak bak, kaburgalar da çıktı meydane. Hepsi de birbirinden şahane. Of en etkisinden. Of of, şimdi de ağzımı sulandı valla. Lezzeti ona geçecek. Bundan mı? Evet evet anne. İçine atıyorum. Evet, yoğuracağım. O muhteşem karışımın içinde neler var şimdi Kadir? Bulgur var, pirinç var, kıyma var, soğan var, maydanoz var, salça var mı abla? Var. Salça karabiber var. Karabiber var. Şuralarını şöyle alıyoruz. Damarlarını. Sevgili dış sesimiz ne kadar hamarat göreceğiz. Canlı yani canlı. Bu cümleden sonra anlaşıldık. Vallahi hiç korkum yok, sararım Halime Hanım'a. Sarar. Daldırdın elini, yoğuruyorsun da Kadir. Bu harcı kavurmayacak mıydınız? Yok, bunu kavurmuyoruz. Yok, bu soyduk mu ben hiç... Karabahanın içinde mi kavruldu? Hatırlamıyorum. Bir yoğurayım abla, öyle bakalım. İşte benim lezzet sırlarımdan biri de bu. Hanımlar, beyler dikkat dikkat. Damak tadına önem verenler... Daha lezzetlisini arayan. Hakikaten de baharatlar bir lezzet patlaması yaratıyor yemeklerde. Evet. Yeter mi bu kadar? Sırlarımı söylemek istemiyordum ama. Söyleyin lütfen. Sizin patronunuz için. Allah daha çok artırsın. Ama şey, ben de gerçekten sırmır yok. Bak, en güzeli ben hep tarif ederim. İsteyen yapsın. Bunları paylaşmak lazım Halime Hanım. Paylaştıkça da güzelleştiğine inanırım. Nasıl iç bayağı çok değil mi? İçi bol olacak tabii Kadir. Neyse bak da öğren nasıl sarıldığını. Aa bu kadar mıydı yani? Böyle olur karalahana. Karalahana daha sarılacak. Etim burada, tavuk.
Daha çok iş var. Çok iş var da çok işin karşısında da Halime var. Halime iş dayanıyor mu? Hadi Kadir, sahneye yakışır bir şarkı patlat da neşemizi bulalım şurada. Kızılcıklar oludu mu, senelere doludu mu hey? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu, mendil eline? Mendil verdim geline. Kara kına yollamış yer benim ellerime. Hopa, görüşmek dileğiyle. Müziği de duyunca dayanamıyorum yemin ederim. Sonunda beklediğimiz o muhteşem an geldi sevgili seyircilerim. Etlerle sarmalar tencerede buluşuyor. O kemikler şu an beni benden alıyor. Abla hepsini bir koyacağım mı altına kemikleri? Pişmedi değil mi onun da? Ne? Şu an lahana sadece altındaki eti istiyorum. O kaburgaların birini değil hepsini yersin sen Kadir. Şu çaldığımız mızıka gibi. Bu lahana lezzetsiz olamaz. İmkansız yani. Böyle doldurduğunu yani. Düşün ve de güveçti Allah. Bu tereyağı da isterseniz artık bir de bunu koymayın Halime Hanım. Olmaz. Az bir şey yok. Azıcık koyacağım da. Sen bütün hayvansal ürünler var içinde. Aa, ne kadar lezzetli. Evet. Doktorlar ne diyor? Doğal yiyin diyor. Salçamızı açıyoruz güzelce. Bu arada az salçayı ağır ağır karıştırırken yanım saatiniz de geçti Halime Hanım. Çabuk. O tavanın altı niye yanıyor? Isınsın. Gerçekten ben açayım mi? Onu ben. Hadi annem ya. Dökün gitsin Halime Hanım. Ve Halime ablanın en büyük özelliği Halime abla yemeklerle konuşuyor. Aman kurban bir konuşası konuşuyordu. Vallahi konuşun da duyalım. Nasıl hitap ediyorsunuz yemeklerinize? Yavrum, kızım, canım lütfen üzmeyin beni. Güzel güzel pişin. Mesela erkek olan yemek var mı? Genelde hepsine kızım diyor çünkü. Dağılmaması 24 için. Parça yemek takımı koydum. Ne yapayım yani? Şey mi var, vakit mi var o kadar sen özene bezene pişirecek? 6 kişi dağılmasın, yemek dağılmasın. Hakikaten onca tabak çok değil mi? Yaprakların iyi haşlanması lazım. Zor pişer, geç pişer, lezzetli olması lazım. Acı olmaması lazım. İçinin malzemesinin yumuşak, tulu gibi yani yağlı. Başarılı bir iç gerekiyor onun içine. Etiyle, bulguruyla, pirinciyle, soğanıyla, her şekilde baharatıyla. Çok bir güzel bir iç olacak ve en sonunda da hepsinin birlikte pişmesi de bütünleştirecek. Etli kara lahana sarması basit bir yemek yine. Kıymalarının güzel kavrulması lazım. İçinde nane, pul biberi güzel olmalı ve yaprakları pişmeli. Normalde mesela anneannemler su böreği yaparken kıymanın içine pirinç koyuyorlar. Pirinçli börek yapılıyor bizde de. Su böreğinde. Su böreğine kıymanın içine pirinç koyuyorlar. Ay ne güzelmiş. Nereden çıkmış kıymaya pirinç katmak Kadir? Aa öyle işte yokluk zamanı yapıyorlar. Hala devam ediyor. Doyurucu olsun diye herhalde. Aynen. Hatta anneannem... Yokluk zamanında olmaz pirinç. Zengin yemeğidir. Onu işte düşün yokluğumuzu. Anneannem bir namazdan dolma biber yemeği artmış. Bildiğimiz kıymalı. Sen onu su böreğinin içine koy. İç kısmına. Dolma su böreği yiyoruz ama bir dolma biber tadı geliyor bir yerden. Diyor ki mübarek gün ziyan mı edeydim, kıyma azdı içine kattım. Evet ya işte öyle. Tasarruf. Tasarruf. Mesela tavuğun suyu taşıyor abla arkadan. Ne? Taşıyor. Mesela pilav artıyor ya sade beyaz pilav. Ondan da yoğurt çorbası yapıyor anneannem. Değerlendiriyor. Tabii yani. Kadın budu köfte bile yapabilirsin onu. Bak dünyada kıtlık geldi. Bak, niye? Nankörlükten. Nankörlükten, her şeyi çöpe atmaktan. Çöp attıklarımız zaten. Bu restoranlarda ne yemekler dökülüyor, sorma. Ne yemekler. Ama biz ne yapıyoruz? Allah bize sorsun. Parka götürüp kediye köpeğe veriyoruz. Hemen en çok ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bizim mesela evin önünde süpermarket var büyük. Evet. Bak son kullanma tarihi şu salçanın geçmesine bir gün var. Karabiber. Yani onu ne indirimle veriyor, ne birine veriyor. Aa. Götürüp çöpe atıyor. Sen de topluyorsun değil mi? Ay ay gitti. Öyle bir iki tane ananas almışlığımız var. Kız ananasın hiçbir şey yok. Kenarında şöyle çürü var, atmışlar. Bu arada 35 dakikanız da geçti bile. 35 dakika geçti. Hadi daha sacda mantı yapacağız. Ay, ne koyuyoruz buna? Sevdim. Bismillah yavaş. Çok da koymayalım. Anam pişmese de öldürürler beni. Satı Hanım sizi kıtır kıtır keser. Sen o Satı ablayı iki güler yüz göster. Amanın satıcım, canım satıcım sana çıkar beş verir. Yok çok iyi kadın ya, sevdim. İyiliğin fazlası da zarar. Kovdu bizi. Kovdu valla. O çabuk dolandırılır. Onu bugün arasınlar desinler ki karakolda şu işim var, şu parayı yatır, götürür yatırır. Böreğin hamurunu yoğuracağız. Pirinçli tavuklu börek. Hamuru için iki su bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, yarım kilo un, yarım yaş maya.
İçi için 2 adet tavuk but, 2 adet soğan, 2 su bardağı pirinç, 2 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber. Kızartmak için sıvı yağ. Yalnız elimiz hızlı. Gayet iyi gidiyoruz Halime abla. Ama içerisinde bir o kadar sıcak sayın seyirciler. İki düdüklü tencere küçüktü. Birazdan sac başlayacak, fırın açılacak. Burada eriyip akacağız. Bu arada sen üniversite evraklarını hallettin mi? Yok. Ne zaman son gün ya? Bugün son gündü. Hadi canım. Doğru söyle vallahi mi? Ben üniversiteye hiç girmedim bilmiyorum. Üf, bir an onları var ya. Onları araştırdın değil mi sen bir yandan? Ay çok kötü oldum. Tövbe de Allah korusun. Şimdi elin namusuna gider üniversiteye. Vallahi giderim. Dekanene yarın. Dekanı nerede koyan bunu? 48 yılda bir kere gideceğim. Üniversiteye mi gitmem lazım? Kayıt olmak için ne yapmaları? Ne gerekiyor onu da bilmiyorum. Velinin mi gelmesi lazım? Kocacığım gelir. Herkes diyor çoluk çocuk oku diyor. Ben hanım oku diyeceğim. Hanım oku diyorum. Etli bir dolmanın yanındaki zaten tavuklu, pirinçli bir börek asla olmaz. Efendim 40 dakikamız geçti. Gayet iyiyiz bu arada. Hadi ya gerçek mi? Elinden geliniyor. 5 dakika nefes almıyorsun ablam. Oyalandığım bile yok. Dedin. Burada mı açacağız? Ha, açılır mı burada? İyi açalım. Açma. Tamam. Hadi. Şey. Gözünü seveyim süre gidiyor çünkü. Taşıyor. Hadi. Ya. Sen bunu hep yapıyorsun ya. Yer değiştireceğim. Oldu mu nihayet? Anca ben de bu sesi bekliyordum zaten. Abla bunu kapatayım mı? Pişti mi bak? Beni rezil etme. Biraz tıkırtı gibi ama. Bir kaşık ya bugün bu niye olmuyor? Sakın o kaşığı sokmayın içine. Sokar mıyım? En çok nefret ettiğim şeydir. Merdane var mı bir yandan? Var. Büyütelim sen aç. Merdaneye gerek yok ki. Baksana kadın pres gibi. Sacı da bir tarafa biz şuraya almamız gerekiyor. Sacın üzerine koyuyoruz. Evet asıl sürpriz saç geliyor. Ortalık yansın. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.